Arkadaşlar merhabalar bu videomda çemberde uzunluk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa 139'daki şu örnekte kalmıştık. Biliyorsunuz şu Ege Hanlı ve Keremli soru ödüllü soruydu. Ondan sonraki sorudayız arkadaşlar. Yani yarı çap uzunluğu 7 birim ve 2 birim olan çemberlerin ortak dış diyet uzunluğu 12 birim olduğuna göre çemberler arasındaki en kısa uzaklık kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Sözel bir soru. Hemen ne yapıyoruz? Çemberleri çiziyoruz. Yarıçap uzunluğu kaç birim? 7 birim ve 2 birim olan bir çember çiziyoruz. Dış teğet uzunluğu neymiş? Ortak dış teğet uzunluğu burası arkadaşlar 12 birimmiş. Evet, bunun çemberin merkezi yarıçapı 7. Arkadaşlar burada merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Çemberler arasındaki en kısa uzaklık soruluyor. Öncelikle şunu yazalım. Burası kaç birim? 7 birim. Burası kaç birim? 2 birim diye yazalım. Sonra Burası da 12 birim verilmiş. Tabi bunlar da 90'ar derece. Çemberler arasındaki en kısa mesafe sorulduğu zaman ne yapıyoruz? Hocam merkezleri birleştiriyoruz. Merkezler arasında çemberler arasındaki en kısa mesafe sorulduğunda işte tam olarak buradaki mesafedir. E burada dik yamuk çıktı. Amacımız ilk etapta dik üçgen oluşturmaktı. Haydi dik üçgen oluşturalım. Hop şöyle dik dörtgen oluşturarak. Çünkü burada bir yamuk var arkadaşlar dik yamuk. Oluşturduk. 2 ise o zaman burası 2 buraya kaç kaldı? 5. Burası 12 ise burası da 12. 5 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üçgeni. A benden x isteniyor hocam. Şuranın 7 olduğunu biliyorum ben yarışaptan dolayı. Buranın da 2 olduğunu biliyorum. 7 2 daha 9. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 4 birim kaldı. Yani cevabımız böylelikle 4 çıktı. Çemberler arasındaki en kısa mesafe işte tam da burasıdır arkadaşlar. En uzunun sorulduğu ne olacaktı? Çemberler arasındaki en uzun mesafe sorulduğunda yine merkezleri birleştiriyoruz. Ama bu sefer en uzun mesafesi şu ve şu. Yani merkezler arasındaki uzaklığı yarıçapları ekliyoruz. Öbüründe ezber yapmak istemiyorum aslında. Öbüründe de merkezler arasındaki uzaklıktan yarıçapları çıkartarak en kısa mesafeyi de buluyoruz. Tabi bunu şekil çizerek yapmanız en mantıklısıdır arkadaşlar. Yorumla yapın daha güzel olacaktır sizin açınızda. Geldik ikinci soruya. Yukarıdaki şekilde O1 ve O2 merkezi çemberlerin yarıçapları sırasıyla 9 ve 3'tür. Hocam merkez var, teğet var. Çektik, çektik, uyguladık. Şurası 90 derece. Burası da 90 derece. Şunu biraz daha büyüteyim. Tamam bunları çizdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Merkezler arasındaki uzaklığı da bize 15 diye vermiş. Şurası 15. Peki şurası 15. Eyvallah. Birinin yarıçapı 9, birinin yarıçapı 3 birimdi. Tamam, buna da sıkıntı yok. E ne yapacağız? Hocam şöyle bir merdiven var bir şekil var. Ne yapıyorduk? Dikdörtgen oluşturduk. Ya da 90 derecenin fazla olduğu sorularda. İlk amaç dik üçgen oluşturmaktı. E, i̇kinci amaç da neydi? Alfabeteye girmekti. Ama burada çemberde uzunlukta ilk amacımız zaten şey dikdörtgenlerle dik üçgen oluşturmaktı. E, burada ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir dikdörtgen tamamlayacak olursak üstte. Altta da tamamlayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Hocam 3 ise burası ne? 3. Burası kaçlıkta? 12. 12-15 Üçgeni 9-12-15'ten burası 9 çıktı. Peki buna göre diyor küçük çember doğru üzerinden ok yönünde kaç santimetre aşağı kaydırılırsa merkezler arasındaki uzaklık 5 santimetre artar. Evet ben bu küçük çemberi böyle kaydıracağım arkadaşlar. Kaç santimetre kaydırırsam diyor merkezler arasındaki uzaklık 5 santimetre artar diye söylüyor. Önceden merkezler arasındaki uzaklık 15'ti. 5 santimetre artmasını istiyorum. Yani kaç olmasını istiyorum? 20 olmasını istiyorum arkadaşlar. İşte bize buradaki mesafe soruluyor. Arkadaşlar burası da doğrusal e, şey olmak zorunda. Ne derler ona? E, şurada merkez t'ye çektik yapınca zaten şurada da bir dikdörtgen oluşumu oluşuyor. 3 ise burası nedir? 3. İşte bizde ne kadar kaydırıldığı soruluyor arkadaşlar. Çember buradayken buraya gelmesi o kadar kaydığı anlamına geliyor. Yani bize buradaki mesafe soruluyor. E, buradaki uzunluk kaç? 20. e Burası 12. 12 ne üçgeni? 16. 20 üçgeninden burası 16 yapacaktır. O zaman buraya ne kaldı? 7 kaldı. Evet bizim çemberimiz şuradan 7 santimetre aşağı kaydırıldığında çemberler arasındaki mesafe merkezler arasındaki mesafe 5 santimetre artar. Yani 15'ken 20 olur diyoruz arkadaşlar. Ee, sadece ikinci adım bizim çizmemizi istemiş. Yeni nesil bir soru diyebiliriz. Öyle şeklin direkt belli olmadığı sorulara biz zaten ne diyoruz? Yeni nesil diyoruz. Bunlardan da korkmuyoruz. Bunlar kolay sorulardır arkadaşlar. Evet ne yaptık? Şunu aldık buraya. Bu merkez ne kadar gittiyse ya da bu D noktası buraya ne kadar gittiyse bizim o ee, ok yönde kaç santimetre açığa kaydığını göstermiş olur zaten arkadaşlar. Tamam mı? Evet bu soruyu da 7 olarak bulduk arkadaşlar. Geldik şuraya. Bizim bu şeydi. Ne derler ona? Bir yorum da arkadaşlar. Bakalım ne yorumuymuş bu? Bu merkezden burayı keş eşit parça bölümüş. Zaten burası ne olacak? Dik olacak. A ile B birbirine eşit demiş. Evet merkez kiriş çektikten iki eşit parça bölüyordu. Kenar ortayda burası dik olmak zorunda. Burası dik oldu. Peki OE ile OF'den küçükmüş. Arkadaşlar OE OF'den küçükse yorum vardı. Neydi o yorum? Biz bu OE'yi OF'den ne kadar çok daha da küçültürsek çapa o kadar yaklaşıyordu. Yani o zaman bizim bu AB kirişimiz şu DC kirişimizden ne olmak zorunda arkadaşlar? Daha büyük olmak zorunda. Çünkü niye? Çapa yaklaşmış olduğundan dolayı. O zaman AB kirişimiz. AB kirişimiz var mı? Şu eb'nin uzunluğu x artı 9'muş. Burası da x artı 9. Toplamda kaç yaptı? 2x artı 18 yaptı arkadaşlar. O zaman bu AB kirişin uzunluğu 2x artı 18 büyüktür. Çünkü niye? AB kirişi OE, OF'den daha küçük olduğundan dolayı çapa daha yakındır. Çapa daha yakın olan da daha büyük oluyordu. Yani bu kirişimiz 2x artı 18. Diğer kirişten CD kirişinden yani 5x eksi 3'ten ne olmak zorunda? Büyük olmak zorunda. O zaman ne yapıyoruz? Bunu buraya bunu buraya atıyoruz. 21 büyüktür. 3x yaptı arkadaşlar. 7 büyüktür. X yaptı. X'in en büyük değeri isteniyor. Yani x küçüktür. 7 çıktı. X'in en büyük tam sayı değeri de kaç yapar arkadaşlar? Böylelikle 6 yapar. Yani cevabımız 6 oldu. Geldik buraya. Evet. Yandaki şekilde ABC üçgenin dış teğet çemberi çizilmiştir. Dış teğet çemberi. Bakın. Şu ABC üçgenimiz bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. ABC üçgenin dış teğet çemberi çizilmiş. AD uzunluğu 13 olarak verilmiş. AD uzunluğu 13 ise şu teğet teğet uzunlukları birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Evet. ABC üçgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar tamam. Şu teğet bu teğet uzunlukları birbirine eşit. Aynı zamanda şurada da küçük teğetler yok mu? Var. Yani burası x ise burası da x'tir. Aynı zamanda burada da bir teğetler var. Burası y ise burası da nedir arkadaşlar? Tabii ki y'dir. E hocam bunun tamamı 13'tü. Buraya 13 eksi x kaldı. Tamamı 13'tü. 13 eksi y kaldı. İşte bizden ABC üçgenin çevresi isteniyor. Bakın şunun 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 toplamı. Yani 13 eksi x artı x artı y artı 13 eksi y isteniyor arkadaşlar bizden. Y'ler gitti x'ler gitti cevabımız da kaç yaptı o zaman? 26 yaptı arkadaşlar. Tamam kolay. T T birbirine eşitti değil mi? Bizim anahtar kelimelerden biriydi. Ve geldik sonraki soruya. Arkadaşlar çemberler birbirine T noktasında değmiş. Çemberler birbirine deyince ne yapıyorduk arkadaşım? Hemen merkezleri birleştiriyorduk. Tam olarak değme noktasından geçiyordu. Hala hazırda dik üçgen büyük ihtimalle karşınıza çıkar diye söylemiştik zaten. Çıktı mı? Çıktı. Şuna dikkat edeceğiz. 6. Evet bunun yarı çapına R diyelim. Burası da R. R dediğimiz aslında kaç? Bu bir kare olduğundan dolayı. Bunun tamamı 6 ya. Hocam 3, 3. E bunun yarı çapı 3. Bunun yarı çapını bilmiyorum. Hocam buraya R diyelim. Burası da R oldu. E bu kare olduğundan dolayı burası da 6 olacak. E burası 6 ise bakın karşımıza bir dik üçgen çıktı arkadaşlar. Şurada bir dik üçgen var. Bana şu dik kenar lazım. Bazı arkadaşlar şuraya da R yazıyor. Buraya 6 eksi 2 R yazıyor. Gerek yok bana burası lazım ya. Tamamı 6 ise burası da R ise buraya ne kaldı? 6 eksi R kaldı. Pisagor. Bazı arkadaşlar 3 artı R'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6 eksi R'nin karesinden hala yapıyorlar. Ben ne diyorum? İşlem işlem işlem. İşlem işlem işlemi doyan arkadaşlar ne diyor hemen? Hisset kardeşim. Özellikle çemberde uzunlukta çok çıkıyor kardeşim. Daire alanda da çok çıkıyor. Dikkat et. Yani ne üçgendir büyük ihtimalle bu? 3 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgenidir. E hocam 3, 4, 5 üçgeni mi gerçekten? Buraya 2 koyarsam burası 5 yapıyor. E, R yerine 2 yazdığımızda burası da kaç yapıyor arkadaşlar? 4 yapıyor. Sen burada da işlem yapsan cevap yine zaten kaç çıkacak? 4 çıkacak. Bizden ne isteniyor? BD uzunluğu isteniyor. Peki tamam. R ye yerine 2 yazdın. E hocam burası R 2. Burası da 2. E tamam 6 ile 2 4. Buraya da kaç kaldı o zaman? 2 kaldı arkadaşlar. BD uzunluğunda da böylelikle 2 bulmuş olduk. Çemberler birbirine değdiğinde ne yapıyoruz? Merkezleri birleştir. Unutma. Geldik buraya. Bak yine aynı şekilde. Çemberler birbirine değmiş. Hemen hop merkezleri birleştir. Çemberde açıda olmuş olsaydı ne yapacaktık? Şu ortak teğeti çizecektik. Ama çemberde açıda. Zaten bu merkezleri birleştiri yaparken burada bu teğeti çizip de ispatı yapmıştık. Burada teğeti çizmeye gerek yok. Merkezleri birleştir. Hocam eksik parçaları tamamlayalım. 12 iken burası da 12. Hocam 9 iken bunun yarı çapı 9. Burası da 9. Bunun yarı çapını bilmiyorum. Buraya R buraya da R diyelim. Amacımız neydi? Dik üçgen. Evet anahtar kelimeleri uydu, e, uydurduktan sonra diyorum kullandıktan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki dik üçgen oluşturuyoruz. Dik üçgen için en etkili silahımız genelde yarı çap çizmek oluyor. Ama burada yarı çapları da çizdik. Eğer öyle bir şey yoksa genelde karşımıza ya dik yamuk çıkıyor ya da şu bizim merdiven dediğimiz şu şey şekli var ya. Hani dik dikdörtgen tamamlama şekli. O geliyordu karşımıza. Bakın burada bir dik yamuk çıktı. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şuradaki dik yamuktan bahsediyorum arkadaşlar. Amacımız dik üçgen oluşturmak ki uzunlukta çok karşımıza çıkar. Hadi dik üçgen oluşturmak için şöyle bir dikdörtgeni çizelim. Çizdiğimiz zaman 12 ise burası 12 burası R iken burası R buraya 9 eksi R kaldı. Hocam burada Pisagor. Hala buradan R artı 9'un karesi eşittir. 9 eksi R'nin karesi artı 12'nin karesinden yapacak olan arkadaşlar varsa artık ne diyelim. İşlem 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 deyince anladınız olayı. Ne var burada arkadaşım? Büyük ihtimalle hisset kardeşim. Hadi bakayım hisset. 12 varsa ya 9, 12, 15 üçgenidir ki burası 9'dan küçük. Ya 5, 12, 13 üçgenidir arkadaşlar. Burada 5, 12, 13 olması için R yerine 4 yazarsam burası 13 oluyor. Ee, burası da 5 sağlanıyor mu arkadaşlar? Sağlanıyor. R yerine 4 yazdığımızda. Evet burası da 5 oluyor arkadaşlar. O zaman buradaki işlemi de yapsan R'yi 4 bulacaksın. E merkezi çemberin yarıçapı çapı isteniyor zaten bizden. Cevabımız o zaman ne çıktı arkadaşlar? 4 çıktı. Tamam Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir. Geldik buraya. Evet bir yarım çember bir de şu AB çaplı çember verilmiş arkadaşlar. AB çaplı yarım çember bir de tam bir çember verilmiş. Hocam çemberler birbirine değiyor. Bu sefer içten değiyor. Hocam merkezler verilmemiş. Olsun verilmesin. Merkezi belli. Merkezi belli. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştireceğiz. Ama öncesinde bizim çapımız kaç? 36. Yarı çapımız kaç? 18. Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Tam olarak merkezleri birleştirdiğin zaman değme noktasına kadar da götürmeyi de ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Şimdi küçük çemberin yarıçapı oluyor. Buraya R diyelim. E hocam bunun büyüğün yarıçapı da 18'de. Buraya 18 ise buraya ne kaldı? 18 eksi R kaldı. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Bizim olmazsa olmazımız anahtar kelimemiz hemen kullandık. Aa hocam bu da küçük çemberin yarıçapı. Yani burası da R. Hocam Yarı çap 18 yarı çap 18 buraya kaç kaldı o zaman 12 kaldı ve Pisagor 18 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 12'nin karesinden işlem işlem işlemle yine R'yi bulacağız. Hisset kardeşim 12 varsa 12 biraz tehlikeliydi ya 5 12 13 ya 9 12 15 ya 12 16 27. Hocam 5 desek 5 12 13 sağlanıyor mu? Evet sağlanıyor yani cevabımız böylelikle 5 çıktı arkadaşlar. Geldik şu soruya. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Ta kim hangi hocaydı? Handan hocaydı. Evet, evet, evet. Balıkesir'de Adnan Menderes Süper Lisesi'nde okurken, <laughs> bizim zamanımızda Süper Lise vardı. Ee, yani şimdiki zamanın Anadolu ee, Lisesi de diyebiliriz. Süper Lisesi'nde okurken arkadaşlar, Handan hocam böyle bir soru sormuştu ve ben yapmış mıydım? Tabii ki hayır. Evet, aslında çok kolay. Bununla ilgili nasıl yapacağız arkadaşlar? Bak bir beraber yapalım birlikte. Sınav sorusuydu yani. Evet çemberler birbirine diyor. Hemen merkezleri birleştirdik. Böyle bir formül arardım, şey arardım, bir şey arardım öyle. O zamanlar geometrim pek iyi değildi arkadaşlar. Matematiğim çok iyiydi de geometrim çok kötüydü. E şimdi e, işler değişti biraz. E, arkadaşlar bizden ne isteniyor? Büyük çemberin yarıçapı R, küçük çemberin yarıçapı da R'ymiş arkadaşlar. Küçük R'ymiş. E bizden R çarpı R isteniyor. Çemberler birbirine deyince ne yaptık? Merkezleri birleştirdik. E merkez var. Teğet var. Çektik. Merkez var. Teğet var. Çektik. Hemen bunları da çizdik. Çizdik. Hocam burası da R. Büyük R. Burası da küçük R. E ne yapacağız? Karşımıza dik yamuk çıktı. Amacımız nedir kardeşim? Öncelikle dik üçgen oluşturmak. E dik üçgen oluşturmak için de dik yamuk geldiği için şöyle bir dikdörtgen çizdiğimiz zaman 4 ise burası 4. R ise burası R. Buraya da ne kaldı? R eksi R kaldı. Al sana Pisagor bağıntısı. Yani R artı R'nin karesi eşittir. R eksi R'nin karesi artı 4'ün karesi şeklinde işlem yapacağız arkadaşlar. Burada hissedemeyiz maalesef. 2 tane bilinmeyen var. Açalım şunları. R kare artı 2 R R artı R kare eşittir. R kare eksi 2 R R artı R kare artı 16'ya eşit oldu. R kareler gitti mi gitti. Eksi 2 R'yi öbür tarafa attım artı 2 R oldu. 2 R artı 2 rr de 4 R yaptı. 4 R 16 ise RR'ye de kaç eşit oldu? 4'e eşit oldu. Direkt kendiliğinden geldi. Bazen böyle bu işlemlerle çıkmayacak zannediyoruz ama işlem sadece elimiz çalıştığında cevaba ulaşıyoruz. Tabi burada sadece elimizde çalışmadı. Anahtar kelimeleri de burada kullanmış olduk arkadaşlar. Dik üçgen bizim olmazsa olmazımız değil mi? Evet böylelikle cevap 4 çıktı. Buradan da Handan Hocam selamlar. Geldik bu soruya. Oy en sevdiğim sorulardan biri. Şimdi... Tabii ee, ne yaptık? Ben bunu 2 sene önce yazdım. Ondan sonra deneme sınavlarında da böyle sorularda görmeye başladık tabii ki. Arkadaşlar gerçekten güzel bir soru. Şimdi bu mantıkta bir soru tabii ki yapılabiliyor. Ya ama güzel bir soru uğraşmanızı ilk önce bir videoyu durdurup siz kendiniz uğraşır mısınız arkadaşlar? Yapılmayacak bir soru değil. Ödül versem mi? Yani düşünüyorum, düşünüyorum. O halde varım. O zaman tamam ödül sorusu diyoruz arkadaşlar. Buyurun. Ödül sorusu ne yapıyoruz? Yorum yazıyoruz arkadaşlar. Bu videoyu durdurup kendiniz yapın. Yaptıktan sonra da ne yapıyorsunuz? Ödül. Ödülü şey yapıyoruz. Ödül neydi arkadaşlar? Biliyorsunuz çekilişle sizlere şey vereceğiz. Ne o? Fasikül dağıtacağız arkadaşlar. Evet buyurun yapın. Yapanlar yapmayanlar lütfen yorum yazsın. Sevinirim. Evet sanki bu sene çok ödül dağıttım ya. Neyse önemli değil. Evet zemine dik olarak duran videoyu durdurduruz. Çözümü yapmışsınızdır inşallah. Haydi başlıyoruz bakalım. Zemine dik olarak duran daire şeklindeki tahtadan tekerleğin yarı çapı 10 santimetredir. <laughs> evet bunun yarı çapını kaç vermiş arkadaşlar? 10 santimetre olarak vermiş. Tekerlek testere ile düz bir şekilde 16 santimetre kesilip iki parça ayrılıyor. Evet şöyle 16 santimetre kesmişler ve iki parçaya ayırmışız arkadaşlar. Sonra parçalar şekil 2'deki gibi birbirine teğet olacak şekilde konulduğunda CD kaç santimetre olur diye soruluyor. Şuradaki küçük parça soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar ben bunu kesmişim. Tamam. Eski haline geri tamamlayayım. Şunu şöyle yapayım. Hocam ben bu parçayı alıp şuraya koydum ya. E senin bu parçanın da daireye tamamlanmış hali, daireye tamamlanmış hali yine aynı en baştaki tekerlek değil midir? Niye? Çünkü sen testereyle şöyle kestin. Bak burası kesildi gitti. Sen şuradaki ne daire tamamlasan bu yapar. Bu parçayı da daireye tamamlasan yine aynı daire yapar. He. Ee, bunun yarıçapı 10 ise o zaman bunun da yarıçapı ne olacak arkadaşlar? 10 olacak. Tamam. Bunun merkezi burada, bunun merkezi burada bir yerde arkadaşlar. Şimdi bizden şuradaki parça isteniyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi? Çemberler birbirine değmiş mi burada? Değmiş. Ne yapıyoruz? Çemberler birbirine değince merkezleri birleştir. Hop, merkezleri birleştirdik. Tam olarak nereden geçiyordu arkadaşlar? Değme noktasından geçmek zorunda. Evet merkezleri birleştirdik. Değme noktasından geçti. Hocam merkez var. Teğet var. Çektik. Yarıçapı kaç? 10. Hocam bunun yarıçapı çapı 10. Şunları yazalım. Burası da kaç? Şurası da kaç birim? 10 birim. Şuraya kadar kısım 10 birim arkadaşlar. Tamam. Şuraya şöyle yazayım isterseniz. 10. E hocam burada merkez var. Kiriş var. Kiriş uzunluğu da belli. 16 santimetreye kesilen kısım. Burası da 16. Merkez var. Kiriş var. Çektik. İki eş parçaya böldü. 8 8. Aa hocam ben bunu bulurum. En güzel ek çizim yarıçap. çap. Al sana yarıçap. çap. 10 birim olduğundan dolayı 8 10. Ne üçgeni 6 birim. Bak burayı buldum 6 birim diye. Şimdi bizden x isteniyor. Hocam şöyle merdiven var ya bir şey var. Amacımız dik üçgen oluşturmaktı. Dik üçgeni nasıl oluşturacağız hocam diye soracak olursanız. Dik dörtgen oluşturmak en güzel yöntemlerden biri değil miydi arkadaşlar? Evet 6 iken burası da 6 olur. E burası 10 artı x. Yok burası merkez kiriş çektikten burası da 8 burası da 8 de arkadaşlar. 8 ise e, şurası x artı 8 ise burası da x artı 8 değil mi? Evet. Bakın güzel bir şey çıktı. Şurası 90 derece. Şurada Pisagor bağıntısı çıktı. 16, 20. Hocam burası 10, 10, 20. Burası 16. E, 16, 20 üçgeni? 12, 16, 20. Yani x artı 8 eşittir 12 ise x'i buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 olarak buluruz. Cevabımız 4 çıktı. Çok zor bir soru mu? Değil. Ama içimden geldi. Bir ödül patlatayım dedim. Çok güzel bir soru olduğu için. Bir ödül. Yani her zaman zor sorulara ödül vermiyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel soruları da şöyle ödüllerde patlatıyoruz. Evet cevabımız 4 çıktı. İnşallah yapmışsınızdır arkadaşlar. Hoş bir soru yapılacak. Yani anahtar kelimeleri kullanmalık soru. Merkez kiriş çektik. En güzel çizim yarışa. Yani her şeyi kullanıyoruz. Şöyle dikdörtgen oluşturma falan. Hep bildiğimiz özellikler arkadaşlar. Değil mi? Evet. Geldik şimdi teğetler dörtgenine. Bir çemberde ad üstünde çembere teğet olan dörtgene teğetler dörtgene adı verilir arkadaşlar. Bir çembere teğet olan herhangi bir dörtgen. Teğetler dörtgeninde de şu özellik vardır. Karşılıklı kenarların uzunlukları toplam birbirine eşittir. Niye? Bilmeseniz de çıkartabilirsiniz. Hocam bu teğet teğet birbirine eşit. A A. Hocam burası B B. Hocam burası C C. Burası da D D diyecek olursak. Karşıtlı kenarlar toplamları birbirine eşit oluyor mu? Bak bakayım şuna. A var D var C var B var. Yani A B C D toplam yaptı burası. E bunlar da yine aynı şekilde A B C D yapıyor. Evet karşıtlı kenarlar toplamları ne oldu arkadaşlar? Birbirine eşit oldu. Bir de alana da işte çevre A B C D'ye U dersek alanda U çarpı R olmuş arkadaşlar. Ya bence bunu da ezberlemeye gerek yok. Niye hocam? Şöyle şey yapacak olursak eğer. Bakın. Birlikte yapalım isterseniz. Şimdi şuraya A diyelim. Buraya B diyelim. Buraya C diyelim. Buraya da D diyelim. Şimdi e, şey neymiş arkadaşlar? Çevreye 2U dersek alanda U çarpı R'ye eşitmiş. Bizim yarı buysa arkadaşlar. Merkez T'ye çektik. Hani alan bulacağız ya. Demek ki merkez T'ye çektikler bize lazım olacak arkadaşlar. Merkez T'ye çektik. Burası da R, burası da R, burası da R. Merkez T'ye çektikleri uyguladık. E ben şu, şu alanı bulurken arkadaşlar. Yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı 2R'ye de. E, B ve D'yi nasıl kaçacağız için içine? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şu üçgenleri oluşturacak olursak arkadaşlar bu üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı bulabiliriz. Mesela bu alan A çarpı R bölü 2 eşit. Bu alan B çarpı R bölü 2 eşit. A çarpı R bölü 2 artı B çarpı R bölü 2 artı C çarpı R bölü 2 D çarpı R bölü 2 diyeyim arkadaşlar. C çarpı R bölü 2 artı D çarpı R bölü 2 oldu. O zaman sen burada R bölü 2 parantezini alırsan R bölü 2 parantezini alırsan A artı B artı C artı D kaldı. A hocam burası çevre. Çevre yani R çarpı çevre. Ee, bir de bölü ikisi var arkadaşlar. Gerçekten de e, çevreye 2U dersek U çarpı R. Yani çevrenin yarısı çarpı R. Çevrenin yarısı çarpı R formülünü elde ettik mi? Elde ettik. Yani bir şey ezberlemeye gerek var mı? Bence yok. En azından alanda ezberlemeye gerek yok. Teğetler dörtgeninde yalnız e, şunu bilelim. Karşıtlı kenarlar toplamları birbirine eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam Buna dikkat edin. Bunu da izlerlemeseniz de kendiniz yine şey yapabilirsiniz. Ee, şuraya x, x, y, y, z, z, t, t deseniz. Karşıtlı kenarlar toplamları birbirine eşit oluyor. Ve hatta şöyle bir soru var. İkiz kenar yamuk var. İkiz kenar yamukta arkadaşlar Teğetler dörtgeni çizildiğinde. İsterseniz bunu ya büyük ihtimal bu sorudan sonra aklınızda kalacak arkadaşlar. Şunlar birbirine eşit oluyor. Bunlar da birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Niye? Yani burası 18 ise bakın x kenar yamuk. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. X kenar yamuksa burası 25 ise burası da 25 ya. Hocam 25 25 50. Bu ikisinin toplamı da 50 yapacak. Buraya 32 kaldı diyebilirsiniz bir kere. Tamam mı? Bir de şunu söyleyeyim. X kenar yamukta şunlar birbirine eşit. Şöyle birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit oluyor. Bunlar da birbirine eşit oluyor. Hocam niye? Nereden geliyor diye soracak olursanız. Hadi bilmiyormuş gibi ispatını yapalım size. Şimdi ne yapalım burada? X kenar yamukta biz ne yapıyorduk? Hocam X kenar yamukta tabii ki bu dikmeleri çiziyorduk. Tamam çizelim. Çizdiğimiz zaman şurası 90 burası da 90. E hocam burada merkez var teğet var çek dik yapsak. Merkez var teğet var çek dik yapsak. Hocam şunlar da birbirine paralel olduğu için ne olmak zorunda? Şurası 90 burası 90 bir dikdörtgen oluştu. Ben buraya bir x dersem burası da x'tir. Buraya 25 eksi x kaldı. E burası x ise burası da x değil midir arkadaşlar? Evet. Ondan sonra hocam burası 25 eksi x ise burası da 25 eksi x'tir. Çünkü şu teğetle şu teğet birbirine eşit. O zaman buraya 25 eksi 2 x kaldı arkadaşlar. x kenar yamukta şu dikmeleri çizdiğimiz zaman şu parça ile şu parça birbirine eşit olmuyor mu? Oluyor. O zaman burası da 25 eksi 2 x oldu. 25 eksi 2 x oldu. Peki şurası y ise burası da y midir arkadaşlar? Aynen. O zaman şurası y ise burası da y olacağından ve ondan sonra acaba bu x kenar yamuktu. Burası da 25 ya. 25 olduğundan dolayı tamamı buraya da 25 eksi y kaldı arkadaşlar. E burası bu teğetlerde de birbirine eşit olacak. Yani y artı 25 eksi 2x eşittir. 25 eksi y'ye eşit olmak zorunda. 25 eksi y'ye eşit olmak zorunda. 25'ler gitti. Buradan eksi ee, 2x'i buraya 2y'yi buraya atalım. 2y eşittir 2x geldiğinden y eşittir x oldu mu arkadaşlar? Oldu. Heh işte bak y ile x birbirine eşit oldu. Tamam artık biz bunu öğrendik. Bunun üzerinden de devam edebiliriz aslında. Ama artık biz bunu öğrendik. Buna göre burada işlem yapabiliriz arkadaşlar. Sildik. İkiz kenar yamukta. Bak sadece ikiz kenar yamukta. Ne oluyormuş? Şunlar da birbirine eşit oluyormuş aynı zamanda. Şunlar birbirine eşit. Hocam 9 9. E hocam burası da 9. Buraya kaç kaldı o zaman? Buraya 16 kaldı. E hocam t t birbirine eşit. Burası da 16. E 16 ise şunlar birbirine eşitti. Şunlar da birbirine eşitti. Burası da 16'dır. Burası da 16'dır. Burası da 9'dur diyebiliriz arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz şimdi? Anahtar kelimelerimizi kullanıyoruz tabii ki. Merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. Bunu kullandık. Bunu kullandığımız zaman burası 90 burası 90. Yarı çap burası yarı çap. Burası çemberin yarı çapı isteniyor zaten bizden. E hocam burada bir dik yamuk çıktı karşımıza. E dik yamukta artık insan olan ne yapar? Hop şöyle dik dörtgeni oluşturur. Oluşturdun dik dörtgeni. Hocam 2R 2R. 9 iken 9. E tamamı zaten 16 idi. Buraya kaç kaldı? 7 kaldı. E burası da zaten 25. 7, 25 ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeninden burası 24 çıktı. Yani 2R eşittir 24 ise R'yi de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 12 olarak buluruz. Şimdi teğetler dörtgeninden de bahsetmek istedim arkadaşlar. Normalde hani biliyorsunuz bu tür böyle formüllü ifadeleri sevmiyoruz ama bu karşımıza çıkabilir. Özellikle ve özellikle ikizkenar yamukta bu ikizkenar yamukla ilgili teğetler dörtgeninde karşımıza çıkabiliyor. Demek ki şuraya da bir not düşebilirmişiz. İkizkenar yamukta teğetler dörtgeni olduğunda şu ikizkenar yamuksa eğer bu ikiz kenar yamuksa, şuraya yazın ikiz kenar yamuksa, e, şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit oluyor diye e, not olarak da düşebilirsiniz arkadaşlar. Biraz önce sorunun üzerinde de zaten bunu ispatını yaptım. Bilmeseniz de e, çözüm ispatıyla da yine aynı şekilde gidebilirsiniz. O çözüm ispatıyla soruyu çözmüş olsaydım biraz daha karışık olacaktı diye sırf ispatladım diye o ispatı silip yeniden bunun üzerinde verdim arkadaşlar çözümü. Tamam mı? Evet böylelikle arkadaşlar şu kısmı ilk kısım dik üçgen yardımıyla e, çözümü hallettik arkadaşlar. Sırada ne var? Kuvvet yardımıyla uzunluk var. Çemberde uzunluğun ikinci kısmını anlatacağız. Onu da isterseniz bir sonraki videoda halledelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.